Bismillahirrahmanirrahim. 15 dakikada bir Arapça konu. Ders 1, isim, fiil, harf ve cümleler. Arapçada isim, fiil ve harf olmak üzere 3 çeşit kelime bulunmaktadır. Kelime kaç ayrılır? 3'e. Gördüğünüz lafızlar ya isimdir, ya fiildir ya da harftir. Bunlar anlamları sayesinde ayırt edilebileceği gibi kendileriyle alakalı özellikler de var. Bu özellikleri bilerek de ayırt işlemi yapılabilir. Mesela isimler yuvarlak tağ alabilir ama fiiller alamaz. Tenvin yani iki üstün, iki esre, iki ötreyi isim alır, fiil ise bunu alamaz. Cer harfleri ismin evvelinde olur, fiilin başında cer harfi olmaz. Nida harfleri isimlerin başında olur, fiillerin olmaz. Zaman manası isimde yoktur, fiilde vardır. Her ikisi de yani isimde, fiilde tek başına bir mana ifade edebilir. Tek başına derken bir cümlede kullanılmaksızın kendi kendine manaya gelir. Kat edatı ismin evvelinde yoktur, fiilin evvelinde vardır. İsimden önce gat gelmez ama fiilden önce gat gelebilir. Lem, lemma bunlar ismin evvelinde olmaz ama fiilin evvelinde olabilir. Sin, sefe ismin evvelinde olmaz ama fiilin evvelinde olabilir. İden, key, en, len bunlar ismin evvelinde olmaz ama fiilin evvelinde olabilir. Bunlar ezberlersek hangisi ismin başında olabilir, hangisi fiilin başında olabilir? Bunları gördüğümüzde ardından gelen kelime demek ki isimmiş, demek ki fiilmiş diyebiliriz. Öyleyse bunları ezberlemek son derece önemlidir. Harf, Arapçadaki kelime çeşitlerinden üçüncüsü harftir. Harfe edat da diyebiliriz. Arapçada isim ve fiil gibi bir diğer kelime çeşidi olan harfi alfabe harfleriyle yani elif, ba, ta, o bildiğiniz elif cüzünün ilk sayfasıyla karıştırmayın. Burada harf derken biz onları kastetmiyoruz. Ne kastediliyor? Buradaki harf derken tek başına bir anlamı olmayan fakat başka kelimelerle beraber bir anlam ifade eden edatlar kastediliyor. Mesela Arapçada ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kef diye devam eden harf-i cerler var. Harf-i cerler yani cer harfleri var. Bunları kastediliyor. Enlem, key, izen gibi muzari, nasbeden edatlar var. Atıf harfleri var. Vav, fa, sümme, en gibi bunlar da kastetmekteyiz. İnne ve benzerleri inne, enne, enne, lakin ne diye bir grup harf vardır. Bunları kastetmekteyiz. Ve benzerleri, buna benzer başka harfler de var. Bu tür gruplar kastedilmektedir. Şimdi anlaşıldığını varsayarak hemen uygulamaya geçiyoruz. Anlaşılmadıysa da uygulamada anlaşılacaktır. El cevru sahvun fi sayfi. Şimdi mana üzerinde durmaya gerek var mı yok mu? El cevru eliflamlı bir kelimedir. Eliflam hangi tür kelimeler alır? İsimler alır. Demek ki el cevru isimdir. Sahvun tenvin almış. Kelimenin sonunda tenvini yani iki ötreyi görmekteyiz. Demek ki sahvun isimdir. Fi sayfi. Fi harfi cevri var sayf kelimesinin başında. Demek ki sayf nedir? İsimdir. Başka? Es-sayf eliflamlıdır. Eliflamla başlamış. Demek ki isimdir. Buradan da anlayabilirsin. Manadan da anlayabilirsin. Yaz demektir. Mevsim demektir. Sayf. Dolayısıyla bir zaman manası kendisinde yoktur. Ketebtu. Ketebe fiildir. Tu faildir. Bununla beraber buradaki fi-sayfi. Fi harfi cerdi. Yani harftir. Ketebtu. Ketebe fiil. Tu zamir olur. Zamirler isim grubundadır. Ketebe, keteba, ketebu, ketebet, ketebeta diye çekim yaparken ketebtu. El-vacibe. El-vacib eliflamlı bir kelime. Demek ki isim. El-menzili. El-eliflamlı. Demek ki isim. Mesela en-termin almış. Termin kelimenin son harfinde olursa. Zaten başka bir yerde olmaz. Sonuncu harfi termin arıyoruz. Varsa isimdir. İlk harflerde eliflamlı ise el-menzili gibi yine isim. Er-ri'ayetü eliflamlıdır isim olduğunu oradan anlayabilirsin. Sonra kapalı T var isim olduğunu oradan da anlayabilirsin.
Es-Sahiyyat elif lamlıdır. İsim olduğuna delildir. Sonunda kapalı T var. Bir isim olduğuna delil de odur. Lil merva, li harfi cerri var. Demek ki isim. Zaruriyetun kelime teminle bitmiş. Demek ki isim. Aynı şekilde kapalı T ile bitmiş. Oradan da isim olduğunu anlayabilirim. Yetehaddesu. Başındaki ye muzarat alameti. Burası bir fiildir. Zaman manası var kendisinde. Eradetu, erade, rade, erade. Bir fiildir. Su zamiri. Ennüzhet. Elif lamlı olduğuna göre, sonunda kapalı T olduğuna göre. İki alameti birden almış. Bir tanesini alsa da olurdu. İsimdir. Lakinne, inne, enneke, enne, lakinne, harftir. El harra, elif lamlı olduğuna göre isimdir. Şedidun, teminle bitmiş. Demek ki isimdir. Ade, kale, kane gibi bir fiildir. El-veledü. Peki Ade'nin fiil olduğunu nereden anladın? Ade döndü. Dönmüştü. Geçmiş zaman manası var. El-veledü. Elif lamlı olduğuna göre isim. İlâ harfi cerdir. Harfi cerdir. Yani cer harfidir. Demek ki harf. El-menzeri. Elif lamlı olmasından isim olduğunu anlarsın. Esre ile bitinden de anlarsın. Mesela en teminle bitmiş. Sana'e. Fiildir. Mazi fiil. Hasenun isim olduğunu teminden anladık. Dairaten teminden anladık ve aynı zamanda kapalı T'sinden de anlarsın. Kapalı T ile bittiğine göre isimdir. Ve rakiyeten. Ve rakiyeten. Nedir? İsimdir. Sonunda kapalı T var. Aynı zamanda temin de var. Tel isimdir. Amelül insan. Amel kelimesi muzaftır. İsimlerin bir özelliği de muzaf olabilmeleri. Tabi muzaf nedir? İleride gelecek. Amel kelimesi isimdir. El insani elif lamlı olmasından, sonuncu harfin esreli olmasından isim olduğu anlaşılabilir. El aliyi elif lamlı olmasından anlaşılabilir. Efzal ismi tafdil yani tafdil ismi kalıptan anlıyoruz bunu. Efzalu ekberu Allahu ekberu oradan anlıyoruz. Min cer harfi. Amel onun mecruru demek ki isim cer olmuş esra olmuş. El insan elif lamlıdır demek ki isimdir. Esreyle bitmiş demek ki isimdir. Tabii elif lamlıdır demek ki isimdir. Kâne fiil hasenun temin aldığından isim olduğunu anlarız. Kat neyin başına gelir? Fiil. Demek ki belaga fiildir. Kat harftir, edattır. Ettâsi'at elif lamlı olmasından, sonundaki kapalı t'sinden isim olduğunu anlıyoruz. Min harfi cerdir. Harfi cerin ardından gelen isim olur. Umri isimdir. Hi zamir. Tentakilu, intakale, yentakilu, tentakilu. Fiil muzaridir. Fiil muzari olduğunu nasıl anlıyorum? İleride gelecek bu. El mümerribatu, elif lamlı olmasından, sonundaki kapalı T olması, kapalı T olmasından isim olduğunu anlarsın. Min, cer harfidir. Ardından gelen isim olur. Aynı şekilde kapalı T ile bitmiş olması da onun isim olduğunu gösteriyor. İlâ gurfetin, ilâ harfi cerdir. Harfi cerin ardından gelen isim olur. Oradan gurfe kelimesinin isim olduğunu anlarım. Aynı şekilde kapalı T ile bitmiş. Oradan da anlarım. Şimdi bir de burayı okuyalım. Es-sema'u mumdiratun. Es-sema'u kelimesi elif lamlı olduğuna göre isimdir. Mumdiratun kapalı T ile bittiğine göre isimdir. El-hadigatu cemilet. Elif lamla başlaması, sondaki kapalı T'si isim olduğunu gösterir. Cemilet. Sonunda kapalı T var. Demek ki bu da isimdir. Yani kat'u fiildir. El matar elif lamlı bir kelime demek ki isim. Sara yesiru muzari fiildir. Es sahabu elif lamlı olduğuna göre isim. Es şemsu elif lamlıdır isim. El erlu elif lamlıdır isim. Buradaki tet'u, tecifu bunlar fiil. El dair elif lamlı olduğuna göre isim. Fevka şecaratı. Fevka isimdir. Zarftır. Es şecaratı elif lamlıdır. Sonunda kapalı T vardır. Demek ki isimdir. Yektifu fiil. Aliyun temin almış. El ezhara elif lamlı. Laibe yel'abu muzarifil. El gilmanu elif lamlıdır. Bil kura. Bil küretil kadem derler. Ba harfi cer var. Elif lamlıdır. Sonunda kapalı T vardır. Bunların hepsi bunun isim olduğunu gösterir. On yenzilu nezele yenzilu fil muzari. El metaru elif lamlı. Demek ki isim min harfi cerdir. Yani harftir. Harfi cerden sonra gelen isim olur. Demek ki Essema isimdir. Zaten elif lamlıdır isim olduğunu oradan da anlayabiliriz. 11.
Sâra yesîr tesîr muzârif il. Es-süfûn elif lam mı demek isim? Fî harfi cer, harfi cerin ardından gelen isim olur. Oradan anlarsın. El-bihar elif lam mı? Oradan da anlarsın. Esreyle bitmiş yani mecrur, oradan da anlarsın isim olduğunu anlamanın birçok yöntemi var. 12. İşte de yeşteddü muzarifi. El-berdü elif lamlı olmasından isim olduğunu anlarsın. Fevka zarftır yani isimdir. El-cibali elif lamlıdır ve esreyle bitmiştir. Demek ki isimdir. El-büstanu elif lamlıdır. Cemilün teminlidir. Eş-şemsu elif lamlıdır. Dari'atun teminlidir demek ki isimdir. Şemme fiildir. Medde, terle gibi. Muzarif değil. Aliyün teminli, verdeten teminli ve kapalı T ile bitmiş. Demek ki isimler. Katafe fiil, yaişu fiil, yeksuru fiil. Muhammedün temin, zehraten temin ve kapalı T. Essemek elif lamlı, fi harfi cer. Elmai mecruru demek ki isim elif lamlı ve esreyle bitmiş. En-nakhil elif lamlıdır. Fi harfi cer misra. Harfi cerden sonra gelen kelime isim olur. Rakibe fiil. İbrahimu isim. İbrahim isim açık zaten. İsimden kastımız insan ismi olabilir, hayvan ismi olabilir, cansız varlık ismi olabilir. Fark etmez. El-hisan elif lamlı demek ki isim. Yuda'ibu fiil, yahsudu fiil, te'kulu fiil, İsmail isim, el-kitta elif lamlı olmasından belli, el-fellah elif lamlı, el-kamh elif lamlı, eşşat elif lamlı, sonunda kapalı t var. Tülen temin almış, şairan temin almış, aradaki vav harftir. Semi'tu, semi'a fi tufail, en-nasihete elif lamlı ve kapalı t. Yes-ba'u, tecri, bunlar fiildir. En-nur, elif lamlı, fi harfi cer. El-hucra demek ki isim. Harfi cerden sonra gelen isim olur. Elif lamlıdır, kapalı t ile bitmiş ve sesi var. Es-sefin, elif lamlıdır ve kapalı t'si vardır. İsim demek ki. Ala harfi cerdir, ardından gelen isim olur. Nitekim elif lamlıdır. Hel harftir, tuhibbu fiildir, es-sefara elif lamlıdır. Kaideyi de verelim. El-kaidetu. El-kelimetü selâsetü envâin. Kelime üç nevidir, üç aydır. İsim, fiil, harf. İsim nedir? Her bir lafız ki kendisiyle bir insan isimlendirildi veya hayvan isimlendirildi veya bir bitki isimlendirildi veya cansız bir varlık veya bir başka şey. Bunlara verilen isimler nedir? Bunlara verilen lafızlar isimdir zaten. Bir insan adı, bir hayvan adı, bir bitki adı, bir cansız varlık, masa gibi, tahta gibi, bilgisayar gibi. Bunların adları isimdir. Veya başka bir şey yine isimdir. Fiil nedir? Yedullu ala husuli amelin. Bir amelin, bir işin yapılmasına delalet eden lafızdır. Belirli bir vakitte bir işin yapılmasına delalet eden kelimedir ama belirli bir vakitte, vakit içerecek yani, zaman manası olur. Bir iş oluşuyor. Harfe gelince o da şudur lafzın. Her lafız ki la yezheru zahir olmuyor. Mana, onun manası açığa çıkmıyor. Kamilen, tam olarak. İlla ancak ma'a gayru. Bir başkasıyla beraber manası ortaya çıkan lafıza harf diyoruz. Sıradaki dersimizin ne olduğu açık. O da nedir? Arapçada iki tür cümle vardır. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Sıradaki derste isim cümlesi, fiil cümlesi, müpteda habere değineceğiz.